Efendim Ramazan tüm coşkusuyla, bereketiyle geldi. Çocuklar da şüphesiz bu coşkunun en büyük ortaklarından. Kimi uykusundan feragat edip sahura kalkıyor, kimi işte gördüğünüz gibi sıcacık pideleri iftar sofrasına yetiştirmek için saatlerce kuyrukta bekliyor, sonra alıyor onu, koşa koşa evine götürüyor, iftar sofrasına yetiştiriyor. Peki çocuklara acaba Ramazan nasıl anlatılmalı, nasıl sevdirilmeli? Hemen yanıtına bakalım şimdi. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Orucumu kabul et. Amin. Tekne orucu tutan da var, uykulu gözlerle de olsa sahur sofrasında ailesiyle o heyecanı yaşayan da. Sadece yetişkinler değil, çocuklar da Ramazan coşkusunu yaşıyor. Sahura kalkıyorum, iftarımı açıyorum, orucumu tutuyorum. Peki tekne orucunu mu tutuyorsun? Evet. Kaç saat tutuyorsun? 1 saat. Çocuklar 11 ayın sultanı Ramazan'ı daha büyük bir heyecanla karşılıyor. Çünkü onlar için Ramazan sadece gündüz değil, akşam da oyun oynayabilmek anlamına geliyor. Peki çocuklara orucu, sahuru, iftarı, kısacası Ramazan'ı nasıl anlatmalıyız? Öncelikle çocuklarını sevsinler. Allah'ın onlara hangi mükafatları vereceğini söylesinler. Hediyeler alsınlar. Bir Ramazan geleneği olan tekne orucu, tüm gün oruç tutamayan çocukların oruca ilk adımı. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklar için öncelikle bu yol denenmeli. 7 yaşından itibaren çocuğun fiziki özelliklerine göre oruca dayanıp dayanamayacağı konusunda tekne orucunu tutturmaları lazım. Onları öğlene kadar oruç tutturarak iradelerini güçlendirmek lazım. Çocuklara Ramazan'ı sevdirmenin en etkili yollarından biri de onlara bu ayın ayrıcalıklarından bahsetmek. Sana inandım, sana güvendim.